Çok ama çok sıcak bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan. Bugün sizlerle beraber Pastel markasına ait ürünlerden oluşan tek marka makyaj yapacağız. Tek marka makyaj konseptlerini çok sevdiğinizi bildiğim için de kozmetik markaları bitene kadar her ay kanala bir tane mutlaka tek marka makyaj videosu yüklemeyi düşünüyorum. Makyaja geçmeden önce de eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için de kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız beni çok ama çok mutlu ederiz. Hazırsanız makyaja geçelim. Evet arkadaşlar, videoya saçlarım toplu bir şekilde devam etmeye karar verdim. Çünkü saçlarımı eğer toplamasaydım büyük ihtimalle sıcaktan bayılabilirdim video esnasında. İnanılmaz sıcak bir gün. Ayrıca camı kapatmak zorunda kaldım çünkü yan tarafta bir inşaat var. İnşaatın sesini az da olsa camı kapatarak engellemeye çalıştım. Eğer aralarda falan ses duyarsanız şimdiden kusura bakmayın. Ayrıca odanın kapısı da kapalı. Işıklar da yanıyor. İnanılmaz derece sıcak ortamda sizlere video çekmeye çalışıyorum. Yani kıymetimi bilin. Sadece birkaç tane pastel markası dışında ürünler tercih ettim. Onlardan da sırası geldiğinde bahsedeceğim sizlere. Şimdi ilk olarak Baz'la başlamak istiyorum. Baz olarak bu NYX markasının Bare With Me koleksiyonuna ait olan nemlendirici bazını kullanacağım. Kullanmamın sebebi hem nemlendirici etkisinin olması hem de 30 koruma faktörlü olması. Ayrıca pastelin bir makyaj bazına rastlayamadım açıkçası. Sadece bir tane matlaştırıcı bir bazı vardı. Onu da kozmetikada falan gördüm galiba ama almadım. Çünkü aynı zamanda matlaştırma etkili olan bir fondöten kullanacağız. Matlaştırıcı bir bazla bu iki ürünü de karıştırmak istemedim. Onun yerine benim cildime daha uyumlu olan bu nemlendirici bazını kullanacağız. Cildim yine bozuldu arkadaşlar. Özellikle yanaklarımda yine böyle bayağı sivilceler patladı. Çünkü güneş koruyucularını artık daha yoğun kullanmaya başladım. Sıra geldi fondötene. Fondöten olarak da Pastel'in Profession serisine ait olan bu High Coverage fondötenini kullanacağız. Özenek küçültmeyi ve parlama kontrolü yaptığını söyleyen bir fondöten. Pastel'in sanırım ikinci bir fondöteni daha var. O da saten bitişli olduğunu söyleyen bir fondöten. Fakat ben önümüz yazken dedim ki hani mat bitişli bir fondöten alayım. Hani yoğun terleyeceğiz. Almışken de yaz ayları içerisinde bu fondöteni kullanırım diye düşündüm. İlk defa sizinle beraber deneyeceğim bir fondöten. Sadece bu fondötenin rengini ben yanlış almışım diye düşünüyorum. 401 numarası çok gri geldi bana. Yani çok açık tenli kızların kullanabileceği bir fondötenmiş gibi geldi. 402 numarası pembe alt tonluymuş gibiydi. Ben de 403 numarasını aldım ama bu da bir tık koyu geldi bana. 2 pompa aldım. Yani bakar mısınız, bayağı sarı. Dikkatli olun arkadaşlar, bu videoda esmerleşebiliriz. Ama bazla çok iyi anlaştı. Zaten bu bazı kullanmamın sebeplerinden bir tanesi de bütün fondötenlerle iyi anlaşıyor olması. Bu baz bu fondötenle de iyi anlaştı. Hiçbir şekilde fırça izi bırakmıyor şu an. Gayet güzel bir şekilde yayılıyor. Kapatıcılığı da orta. Yani çok yüksek bir kapatıcılığı yok. Yani bir Maybelline'in Active Wear fondöteni kadar kapatıcı değil. Ama yine de kapatıcı. Yani cildimdeki o sivilceleri falan kapattı. Bayağı bir renk eşitliği sağladı şu an. O yüzden bitişinden şu anda memnunum ama ben bu fondötenin açıkçası çok mat bitişli bir fondöten olduğunu düşünmüyorum. Mat bitişli fondötenler genelde böyle yayılması da zor fondötenler. Hatta şu anda fırçalarım falan yeni yıkandı, kirli. Hiç fondöten fırçası olarak kullanmadığım bir fırçayla yaydım. Ona rağmen gayet iyi bir performans sergiledi. Fondöten sınıfı geçti. Videonun sonuna doğru cildime iyice oturdukça konuşacağız. Sıra geldi kapatıcıya. Kapatıcı olarak da Pastel'in Cover Stick'lerinden 01 numaralı olan rengini almıştım. Bu ürün çok uygun fiyatlı diye aldım arkadaşlar. Aslında almamın diğer bir sebebi de gerçekten uygun fiyatlı güzel bir kapatıcı bulabilir miyim acaba düşüncesiydi. Bayağı yoğun uyguluyorum çünkü göz altlarım çok mor. O zamanlarda çok yoğun günler geçiriyorum. Özellikle hastane işlerim falan oldu. Bayağı bir koşturmacalı geçti. Ayrıca kanala da video yetiştirmeyi planlıyorum. Diğer kanala da video çekmeyi düşünüyorum falan derken bayağı yoğun günler ve uykusuz günler geçiriyorum. Hiç kapatıcı değilmiş. Yani şu anda göz altlarımı hiçbir şekilde kapatmadı. Ben şimdi ikinci katı uygulayacağım. Bu arada kapatıcıyı da Nashita Pro serisinin 267 numaralı fırçasıyla dağıttım.
Kapatıcıyı beğenmedim. Çünkü ikinci katını sürdüğümde de kapatıcılığı artmadı kesinlikle. Hala ilk sürdüğüm andaki kapatıcılığıyla devam ediyor. Ayrıca tekrardan üzerinden ikinci katı geçtiğimde alttaki fondöteni kaldırmaya başladı. O yüzden bu şekilde bırakıyorum şimdilik. Göz makyajıyla devam edelim. Çok popüler olan pastel markasının yine sürekli pastel markası diyorum. Yani tek marka makyaj videosu çekerken sürekli pastel demen çok saçma değil mi Sinem? Glow Liquid Eyeshadow'larından 221 numarası. Çok popüler olan renkler bunlar. Bunun bir altın rengine yakın olanı var. Bir gri alt tonlu ışıltılı bir renk var. Ben daha böyle şeftali, daha böyle pembe alt tonlu olanını aldım. Bir defa da denedim. Gayet memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi oldu ama birkaç tane eleştirim var. Onları da kullanırken aktaracağım. Ama öncesinde bu farın bazını oluşturabilmek için şu Show Your Style serisini ait olan Artist'i paletini kullanacağım. Ben bu paleti de çok beğeniyorum. Drugstore uygun fiyatlı markalar arasında bence en orijinal renklere sahip olan far paletlerinden bir tanesi. Hatta şuradaki mavi rengi kullanarak Instagram hesabımda bir makyaj yapmıştım. İsterseniz gidip oradan izleyebilirsiniz. İlk olarak göz kapağımı bir sabitlemem lazım. Onun için de şuradaki rengi kullanacağım. Bu çok güzel bir baz rengi. Ben bu bazı farklı paletler kullandığım günlerde de tercih ediyorum. Hoşuma gidiyor. Özellikle ince yapılı olması, böyle gözüme sürdüğüm anda pudra pudra durmaması hoşuma gidiyor. Ben sizi yaklaştırmadım. Yaklaştırayım. Göz kapanma sürdüğüm concealer'ı şu renkle sabitledikten sonra geçiş rengi oluşturmam gerekiyor şu ışıltılı renge geçmeden önce. Onun için de en uyumlu renk şuradaki uçuk pembe olacak gibi duruyor. Evet, bu pembe rengini göz kapağından iyice geçtikten sonra sıra geldi bu likit fara. Bu farla alakalı benim birkaç tane düşüncem var. Evet, güzel bir far. Yani güzelliğine, yapısına, duruşuna, kalıcılığına herhangi bir lafım yok. Ama bence çok pahalı. Çünkü pastel bizim uygun fiyatlı bir şekilde ulaşabileceğimiz güzel ürünler çıkartan bir marka. Bence bir tık fiyatı pahalı ama ürüne asla bir lafım yok. Ürün gerçekten çok güzel. Yansıtıcılığı çok iyi olan, çok da kalıcı bir ürün. Şimdi tekrardan bu karıştırma fırçamı alıyorum ve iki rengin birbirine şu katlanma bölgesinden karışmasını sağlıyorum. Şimdi göz içlerimi aydınlatacağım. Göz içlerimi aydınlatmak için de şuradaki aydınlatıcı rengini kullanıyorum. Bu arada bu renk çok da güzel bir yüz aydınlatıcısı olabilir. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Ama ben şimdi bugün göz içlerimi aydınlatacağım. Şimdi göz altlarımdan da birazcık geçeceğim. Onda da bu ürünü kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet, bu rengi göz altlarımdan geçtikten sonra tekrardan bu Artist isimli palete geliyorum ve şuradaki açık pembe rengi alarak biraz dağıtacağım. Eyeliner olarak Biolus'in bu Dragit isimli eyelinerını kullanacağım. Evet, eyelinerımı sürdüm. Pastelin çok fazla maskaraları beğenilmediği için, çok da popüler bir maskarasına rastlamadığım için maskara olarak yine son zamanların gelmiş geçmiş en sevdiğim maskaralarından biri olan Biolus'in bu Fake It maskarasını kullanacağım. Sıra kaşları doldurmakta. Kaşlarımı doldurmak için de Biolus'in bu Pointed serisine ait olan Magical isimli rengi kullanacağım. Hatırlarsanız ben bu rengi Pointed farlarını denediğim videoda kontür rengi olarak kullanmıştım. Şimdi de bir kaş farı olarak kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet, kaşlarımı doldurduktan sonra bu videoya Mr. Spock olarak devam edeceğim. Şimdi sıra sabitlemeye geldi. Sabitleme jeli olarak da pastelin bildiğim kadarıyla bir tane böyle şeffaf kaş maskarası var. Bunu da zaten siz tavsiye ettiniz diye aldım. Planlarım arasında yoktu. Bakalım nasıl olacak. Aslında bir kere denedim ama böyle tam net bir fikir sahibi olamadım. Bugün daha net bir şekilde test edeceğim. Çok tavsiye edilen, çok övülen kaş maskaralarından bir tanesi. Bugün akşama kadar bakacağım. Benim bu çalı kaşlarıma falan ayakta tutarsa gayet iyi bir ürün olarak çıkacaktır. Şimdi sıra geldi bronzer'a. Bronzer olarak da pastel krem blush'larından 45 numaralı Sunlit rengini kullanacağım. Bu seriye ait bütün aldıkları denediğim bir video kanalda var. Onu iyi butonuna koyarım. İsterseniz gidip oradan izleyebilirsiniz. Ben bu ürünü bugün bronzer olarak kullanacağım.
Evet, bronzerımı uyguladım. Şimdi sıra geldi allığa. Allık olarak da benim elimde senelerdir olan pastelin bu Spring Blush onlarından 15 numaralı. Çok güzel bir bal kabağı rengi olan bu allığı kullanacağız. Bu allık bende uzun zamandır var olan allıklardan ve bitmeyen bir allık. Hala da satışta olan bir allık. 14-15 liralara kadar düşüyor özellikle indirim zamanlarında. Bunun bir pembesi var, bir de bronz rengi var. İstediğiniz rengine bakabilirsiniz. Pigmentleri falan gayet şahane. Uygun fiyatlı ürünlerden bir tanesi. Şu anda bu makyaja çok uyumlu bir renk olmayacağı için çok hafif uygulayacağım ama dediğim gibi normalde çok pigmentli bir ürün. Benim turuncu allıklarla tanışmamı ve turuncu allık kullanmamı sağlayan bir üründür bu. Yani ilk turuncu allığım diyebilirim. Evet, allığımız da tamam. Sıra geldi aydınlatıcıya. Aydınlatıcı olarak da elimde iki tane pastelin aydınlatıcısı var. Bir tanesi Profession serisine ait olan Stardust aydınlatıcılarından. Ama bunun böyle göründüğüne bakmayın. Ambalaj değişikliğine gidilmiş. Bir de Daylight isimli krem aydınlatıcısı var. Bendeki rengi 11. Bunu bir makyaj videomda denemiştim. Çok överek anlatmıştım diye hatırlıyorum. O yüzden bunu kullanmayacağım. Bu toz highlighter'ı kullanacağım. Çünkü şu anda çok terlediğim için toz ürün kullanmak yana bir sıkıntım yok. Bendeki rengi 322 numaralı. Numaralar değişti mi ambalaj değişiklerinden sonra bilmiyorum ama orta tona sahip olan aydınlatıcısı var benim elimde. Yani saniye böyle inci beyazına yakın bir rengi var bu serinin. Bir de koyu böyle bronza yakın bir rengi var. Bendeki orta tonlu olan. Bu üründe Real Techniques'in şu aydınlatıcı fırçasıyla uygulayacağım. Aydınlatıcımızı da biraz fazla kaçırdık galiba. Bugün bir fazla kaçırma günü oldu. Ruj olarak da Show Your Power serisine ait olan bu 604 numaralı ruju kullanacağız. Ben bu ruju çok beğendim. İnanılmaz yani. Rengi muhteşem. Şimdi size swatch'unu göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Harika bir kiremit rengi. İçerisinde bir pembelik ya da bir kırmızılık barındırmıyor. Direkt bir kiremit rengi olduğunu söyleyebilirim. Hatta bir videomda bu rengi kullandım. Çok kişi sordu rujunuzun rengi nedir diye. Herkese de bu renk olduğunu söyledim. Şimdi şu kağıdını yırtabilirim artık. Çünkü numarasını unutmamak için kağıdı orada bırakıyordum. Gereksiz detaylara boğduğum günlerde bugün. Evet, rujumu da uyguladım ve makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Şimdi sizi biraz uzaklaştıracağım ve ilk defa kullandığım ürünler hakkında ilk izlenimlerimi paylaşacağım. Evet, saçlarımı açacaktım ama o da şu anda çok sıcak ve motivasyonumu, enerjimi düşürmek istemiyorum. Videoyu bu şekilde kapatacağım ve ürünler hakkında genel olarak sizlere düşüncelerimi aktaracağım. İlk olarak fondötenle başlamak istiyorum. Fondöteni çok beğendim. Eğer kendi rengimi tutturabilmiş olsaydım güzel bir fondötenim olmuş olacaktı ama fondöten bayağı koyu. Bakın yani aradaki farkı görebilirsiniz. Biraz yüzümü turunculaştırdı. Birazcık da oksitlendi. Yani ilk sürdüğüm andan sonra birazcık daha oksitlenen bir fondöten haline geldi. Ben bu fondöteni bronzlaştığım zaman kullanırım. Yani yazın tercih edebileceğim fondötenlerden birisi olur. 401 numaralı fondöteni almak bence tabii ki daha mantıklıymış. Çünkü eğer onu alsaymışım oksitlendiği anda benim cilt tonumla birebir aynı renk olacakmış. Ama onun dışında bitişi çok güzel. Çok mat bitişli bir fondöten olduğunu ben düşünmüyorum. Yani mat bitişli dediğiniz zaman böyle cildinizde kalıp gibi duran fondötenler gelir benim her zaman aklıma. Bu fondöten kesinlikle öyle değil. Cildimde çok güzel bir şekilde bütünleşti. Yüzüme oturdu. Sivilcelerimi orta kapattı. Yani renk eşitliği sağladı. Orta seviyede kapattı. Çok yüksek kapatıcılığı olduğunu söyleyemem. Hava çok sıcak diye ikinci katını uygulamadım. Eğer ikinci katını uygulasaydım büyük ihtimalle çok daha güzel bir sonuç alırdım. Sıra geldi kapatıcıya. Kapatıcıyı hiç beğenmedim. Almayın, aldırmayın da. Asla kapatıcı değil. Gözaltı morluklarımı hiçbir şekilde kapatmadı. Aslında ilk baktığınız zaman böyle yapısı incecik olan güzel bir ürünmüş gibi duruyor. Fakat kesinlikle kapatıcılıktan eser yok. Sadece biraz göz çevremi aydınlattı. Onun dışında morluklarımı hiçbir şekilde nötrlemedi. Yani siz şu an video esnasında morluğumu görüyorsunuzdur. Sadece fondötenin kapattığı kadar görüyorsunuz şu anda kapatıcılığı.
aşçılığını. Ayrıca ikinci katı sürdüğümde ve onu sürmeye çalıştığımda da alttaki fondöteni kaldırdı ve kızarıklıklarımı belli etti. Çok kullanabileceğim bir ürün değil. Belki ben bu ürünü böyle ufak ufak sivilcelerimin üzerinden geçip, yani üzerinden de fondöten geçerek kapatıcılık elde etmeye çalışırım ama göz altlarımda çok kullanabileceğim bir ürün değil. Ha, belki bir de far bazı olarak kullanabilirim. Gelelim fara. Bu Glow Liquid Eyeshadow'larına. Bu ürün çok popüler. Bütün YouTuber'lar tarafından denendi. Instagram hesaplarında inanılmaz reklamları yapıldı. Birçok kişi tarafından paylaşıldı ve muhteşem olduğu söylendi. Bence de güzel bir ürün. Asla kötü olduğunu söylemiyorum. Yansıtıcılığı bir kere harika. Göz çizgilerime dolmadı hala. Kalıcılığı çok iyi. Çünkü bu videodan önce bir kere daha denedim ben bu ürünü ve dışarı çık bayağı kalıcıydı. Hani bütün günü dışarıda geçirdim. Akşam eve geldiğimde hala gözlerim ışıl ışıldı. O yüzden memnun kaldığım ürünlerden bir tanesiydi. Fakat ben bu ürünün fiyatından memnun değilim. Yani 25 lirayı da hak eden bir ürün değil. Çünkü Pastel markasının genel olarak ürün skalasına baktığınızda, fiyat performans karşılaştırması yaptığınızda çok daha uygun fiyatlı, çok daha güzel ürünleri var. Bu ürün bence popülerliğin kurbanı olmuş biraz. Çok fazla popüler olduğu için fiyatları artmış gibi geldi. Baktığınız zaman ben şu far paletini 40 liraya falan aldım. Bunu 25 liraya aldım. Yani aradaki karşılaştırmayı siz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama yapısı, duruşu, her şeyi süper bir ürün. Bronzer'dan bahsetmeme gerek yok. Bronzer'la alakalı bütün detayları aktardığım videomu i butonuna koydum. İsterseniz direkt gidip oradan bakabilirsiniz. Allık ve aydınlatıcıdan bahsetmek istiyorum. İkisini aynı anda anlatmak istiyorum. Çünkü bu iki ürün de benim senelerdir elimde olan ürünler. Hatta bu ürünü sanıyorum favoriler videomda falan bahsetmiştim. Çok sevdiğim turuncu allıklardan bir tanesidir. Tatile de götürürüm. Ambalajının kaliteli olmasından kaynaklı hiçbir şey olmaz. Yaz aylarında bronzlaştığınız zaman falan çok yakışıyor. Pigmentasyonu gayet yerinde. Bu kadar küçük bir ürün olduğuna bakmayın. Dediğim gibi benim senelerdir elimde ve bitmiyor. Şöyle baktığınızda bayağı içinin hafiften de olsa artık oyulduğunu görürsünüz. Pastelin bu Stardust aydınlatıcısı da benim uzun zamandır elimde olan aydınlatıcılardan. Hatta bu üründen de bir videomda bahsetmiştim ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Çok severek kullanıyorum. Ben bugün çok yoğun kullandım. O yüzden yüzümde böyle patlamış bir şekilde görebilirsiniz ama tek kata böyle hafif hafif uyguladığınızda gerçekten çok doğal duran, simli simli değil de daha böyle içten bir ışıltı varmış gibi duran ürünlerden bir tanesi. Bayağı da uygun fiyatlı. Sadece ambalajları değişmiş. Son olarak da rujdan bahsetmek istiyorum. Ben ruja bayıldım arkadaşlar. Yani hatta şu anda yeni denediğim ürünler arasında en beğendiğim ürün bu oldu. Şu anda da zaten rengini görebiliyorsunuz. Çok güzel bir kiremit rengi. Çok bilinçli bir şekilde almadım bu 604 numarayı. Swatchlarına falan da bakmadım. Sadece online sitesinde renk hikayesine bakarken işte pembe tonlarında istemedim, kahve tonlarında istemedim derken bu renge elim gitti ve iyi ki de aldım dedim. Bu seriye ait bir tane daha almayı planlıyorum. Çünkü kalıcılığı gerçekten çok iyi. Mesela ben Golden Rose'un şu Lipping My Matte serisine ait olan 03 numarasını çok seviyorum. Ama aşırı kalıcı bir ruj değil. Ama bu gerçekten çok kalıcı. Bence Maybelline'in Super Stay Matte inkleriyle yarışır kalıcılıkta. Birazcık dudakları kurutuyor. Böyle %100 sabitlenmiyor. Yani şu şekilde yaptığınız zaman dudaklarını birbirine yapıştırıyor. Gördüğünüz gibi bayağı yapıştırıyor. Yani ben yapısını Maybelline'in Super Stay Matte inklerine çok benzettim. Kalıcılığını da çok benzettim. Birebir aynısı diyemem ama bence muadil gösterilebilecek benzer ürünlermiş gibi geldi bana. Evet arkadaşlar, benden bugünlük bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Tek marka makyaj konseptinde videolar atmaya dediğim gibi devam edeceğim. Sizin benden istediğiniz eğer farklı markalar varsa bana aşağıdaki yorumlar kutucuğuna yazmayı unutmayın. Çünkü ben kanalımı sizin istekleriniz doğrultusunda geliştiriyorum ve siz ne derseniz onu yapmaya çalışıyorum. Yani kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmadan da videomdan ayrılmayın diyorum ve gidiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.